Değerli izleyiciler, merhaba, hoş geldiniz. Sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası Girişim Kariyer Pazarlama Planlama Komitesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuğumuz serbest muhasebeci mali müşavir Yavuz Kara. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavuz Bey bağımsız denetçi, mali müşavir, SGK ve iş hukuku uzmanı, TESMER ve TÜRMOP eğitmeni. Böyle birçok konuda uzmanlığı var. Aynı zamanda hile denetimi konusunda uzman. Dilerseniz Yavuz Bey kendisi anlatsın. Çünkü çok fazla şapkası var. Biz işin içinden çıkamadık. Buyurun Yavuz Hocam. Teşekkür ederim Özgür Üstadım. Şimdi tabii aslında olaya biraz şöyle bakmak lazım. Bizde benim çok sevdiğim bir laf vardır. Her şeyin bir şeyini ama bir şeyin en iyisini, her şeyini bilin diye bir laf vardır. Sanırım Sakın Sabancı'nın kullandığı bir cümle bu. Aslında bu kadar uzmanlık alanını hepsini bilme şansımız yok ama biz çok meraklı bir nesildik, öyle söyleyeyim. Bir sevgili Nazım Üstad'ın şimdi aklıma geldi. Bir gün restoranda yemek yiyorduk. Bir şey istedi garsondan. Garson yok dedi. Yok denmez dedi. Kalmadı diyeceksin. Şimdi bizde de bilmiyorum, bir bakayım ile başladı bizim meslek hayatımız. Yani o 90'lı yıllarda o kültür vardı. Bilmiyorum diye bir şey yok. Bir bakayım, döneyim. İşte her şeyi merak ede ede bir bilgi birikimi oluşuyor ister istemez. İşte iş ve sosyal güvenlik hukuku akademik bir kariyere dayanmıyor benim için. Hep sorulan sorulara illa cevap vereceğim. Asla bilmiyorum yok. Bazen öyle şeyler olmuştur ki 3 hafta sonra cevap verdiğim sorular falan olmuştur. 3 hafta uğraşıp. Ama bunu 20'li yaşlarda falan yaptığımız bir şey bu. Merakla üstüne koya koya getirdiğimiz bir şey. Keşke bir akademik altyapısı da olsaydı, bir stratejisi de olsaydı. Ama biz biraz daha alaylı öğrendik bunları. Özellikle iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku açısından söylüyorum bunu. Diğer alanlarda biraz daha akademik eğitimler falan aldık ama özellikle emeklilik mesela benim hani ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Tamamen merak üzerine falan yürüdü. İş hukuku merak üzerine yürüdü. Tavsiyeler kısmında onları da alacağız. Asıl şuna gelmek istiyorum. Şimdi mesleğimizde biliyorsunuz uzmanlaşma çok önemli bir yer aldı artık. Bizden sonraki yeni giren meslek mensuplarına katkı anlamında söylüyorum. Sizin hile denetiminde de bir uzmanlığınız var. Özellikle buraya değinmek istiyorum. Bu uzmanlığınız nasıl oluştu, nasıl gelişti? Bildiğim kadarıyla siz bunu kazanca da dönüştürdünüz. Evet. Bu süreci biraz alırsak diğer meslektaşlarımıza da yol gösterici olması açısından bize faydalı olur. Biz İstanbul Mali Müşavir Odası'nın tabii çok aslında kullandığımız bir cümle vardır. Yani odamız bizim odamız sonuçta. Öyle bakıyoruz. Bir sloganımız vardır. Hep meslekte uzmanlaşın, yeni iş alanları yaratın. Çünkü hani bir defa bu dijitalleşme süreci diyorlar ya, en hızlı kaybolacak meslek mali müşavir diyorlar. Aslında öyle değil. Hiçbir meslek kaybolmaz. Dönüşür. Meslek dönüşüyor. Nereye dönüşüyor? Eğer mali müşavirlikten anladığınız kayıt tutmaksa, evet kayıt tutmak bitecek tabii ki. Kayıt girmekse tabii ki kayıt girmek bitecek. Yani bu kadar her şey dijitalleştiği bir ortamda 3 sene sonra muhtemelen faturanın tek tek ekrana girilmesi herhalde kalmayacak diye düşünüyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Doğal olarak meslek dönüşüyor. Dönüşürken de yeni pazarlar, yeni alanlar açılıyor. Adli muhasebe hile denetimi de bu alanlardan bir tanesi diyebiliriz. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bu alanlardan bir tanesi. IFRS bu alanlardan bir tanesi. Raporlama, işte finansal analiz, değerleme, şirket değerleme bu alanlardan bir tanesi. Bizim hani burada benim en büyük tavsiyem naçizane, özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlarıma, bu alanlarda mutlaka bir uzmanlık alanı oluştursunlar kendi. Hani dedim ya, bir şeyin her şeyini bilin diye. İşte her şeyinde bir şeyi seçin ve onun her şeyini bilin. Diğer her alanda bilgi sahibi olun ama bu seçtiğiniz alanda her bilgiye sahip olacak bir altyapı kurun diye bir öneri yapabilirim. Sizde süreç nasıl başladı hile denetiminde? Eğitimi nereden aldınız? Bizde süreç şöyle. 2010 senesinde bizim biliyorsunuz İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın bence gölgede kalmış çok başarılı bir projesidir İSMO Akademi. Ama daha çok tartışıldı. İSMO Akademi'nin niye var çok tartıştık biz. Aslında büyük hayaller vardı İSMO Akademi üzerine. Bence hala iyi bir kurum. Onu söyleyeyim. Hala çünkü bir vizyon meselesidir bu tür işler. Evet. Özgür Hocam. Hı-hı. Yani vizyonunuz yoksa eleştirirsiniz. Ben İSMO Akademi'yi de bir vizyon olarak görüyorum. Çünkü
hep şey tartışıldı. Biz 2010 senesinde bu hile ve suistimalle ilgili program açıldı. Başında Nejat Bozkurt vardı projenin başında. Profesör doktor. Çok iyi bir hocamız. Çok iyi hocamızdır. Benim de hayatıma yön veren, hayatımda kırılma noktalarından bir tanesidir. Onu da buradan almış olalım. Çok da teşekkür ederim bana katkıları için. Mesela eğitimin bedeli tartışıldı mesela. Halbuki zaman maliyeti de vardı eğitimi. Biz o eğitimde yaklaşık 9 ay gittik. Ve 9 aylık süre boyunca sabah 10, akşam 5 şeklinde her hafta gittik. Hem cumartesi hem pazar günü. Bu maliyet herhalde ekonomik maliyetten daha büyük bir maliyetti. Önemli olan ilk önce istemek diye düşünüyorum. Evet, evet. Benim sürecimde İSMO Akademi ile birlikte başladı. Sevgili Nejat Bozkurt hocamızla bir farkındalık yaratsın diye gitmiştim. Ama bambaşka bir yere doğru evrildi. Sevdim ben hile ve suistimal denetimini. O alanda 2011 senesinden itibaren biz çalışmalar yapmaya başladık. Hatta yanlış bilmiyorsam o grubun içerisinde yaklaşık 100 küsur kişi eğitim aldı. Yani fiilen bu işi yapan herhalde bir 5-6 kişi falanız diye biliyorum. Ama diğer arkadaşlarımız da mutlaka önemli katkılar aldı diye düşünüyorum. Çok iyi. Yani siz İSMO Akademi'nin açtığı bir eğitime gittiniz. Bu eğitim neticesinde bu işi fiilen yapmaya başladınız. Evet. Ve şu anda da kazanca dönüştürdünüz. Yapılıyor. Demek ki yapılabiliyor. Tabii çünkü bir defa bununla ilgili en büyük sıkıntımız şuydu. Farkındalık yaratmak. Yani böyle bir alan var. Hile ve suistimal denetimi diye bir alan var. Ve buna bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı bir defa karşı tarafa anlatmak kolay değil. Onu söyleyeyim. Yani çünkü hiçbir işletme kapısından içeri girdiğinizde sizin şirketinizin hile ve suistimali yönünden denetleyelim dediğinizde biz çok sağlamızla başlıyor cümleye. Hayır, biz de her şeyimizi denetliyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Ama ben şöyle bakıyorum, bunu bir tohum ekmek gibi baktık hep. Gittik, kendimizi tanıttık, anlattık. Bazen aradan 2 yıl geçtiğinde hatırlıyor musunuz? Siz bize gelmiştiniz, böyle böyle bir şey söylemiştiniz deyip bize 2 sene sonra dönen kişiler oldu. Mesela 2 yıl, 2,5 yıl, 3 yıl sonra dönen ve gidip o şirketlerde hile ve suistimal denetimi yaptığımız durumlar oldu. Peki Yavuz Hocam, şimdi bu konuda diyelim ben veya mesleğe yeni giren birisi, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Hile denetimine de merak saldık. Seviyoruz da. Çünkü mesela bu işle ilgili Nejat Hocam'ın çok güzel bir kitabı var. Evet, zaten bildiğim kadarıyla tek kaynak. Çok da güzel bir kitap. Beni orada çok etkileyen bir yer vardı. Kısaca paylaşayım. Şey diyor orada, işte çalışanların diyor işletmelerde çalışanların %10'u her halükarda hile yapar diyor. İşte %15'i yapmaz, kişiliğinde yoktur. Evet. Orada bir şeye vurgu yapıyor. Geriye kalan %75 diyor. Duruma fırsatını bağlı. Bulursa diyor, hani müsaitse ortam yapar. Bu beni bayağı etkiledi. Firmalarda da bazı istatistikler veriyor ya orada. Gerçekten firmalar açısından ne kadar önemli olduğunu orada görüyoruz. Burada sizin gençlere tavsiyeniz ne olur? Yani biz bu işe nasıl başlayabiliriz? Neresinden başlayabiliriz? Eğitim mi almalıyız? Pratik mi yapmalıyız? Nasıl şimdi, olur? Tabii keşke hani çok o dönemde ciddi gerçekten çok sert eleştiriler almıştı ama keşke İSMO Akademi'de bu program devam etse bir defa. Yani çünkü bana göre yapılabilecek en nitelikli eğitimdi. Şu an bu tarzda bir eğitim çok mümkün görünmüyor. Çünkü çok ciddi bir akademik kadro vardı bir defa orada ama aynı zamanda şimdi bizim en büyük problemimiz şu. Teori bilgisi çok iyi ama pratik bilgisi zayıf insanlar. Ya da pratiği çok iyi, teorisi çok zayıf insanlar. Evet. Çünkü hani ya alaylıyız ya eğitimliyiz. Arada bir orada ciddi bir pratik bilgisi teorisyenler vardı. Yani. Çok iyi bir kaynak. İşte Nejat Bozkurt Hoca, Nurhan Cömert Hoca vardı. Yani hatırladığım kadarıyla bize çok ciddi katkılar sunan. Bunun dışında mesela Adli Tıp Daire Başkanlığı yapıyor Faruk Aşıcıoğlu. Müthiş bir hocaydı. Bize ciddi katkılar yaptı. İki tane İsmail Özkan vardı. Interpol'de yıllarca çalışmış birinci sınıf emniyet müdürü. Bize sorgulama teknikleri ve sahtecilik üzerine çok ciddi bir eğitim verdi. Çok şanslı mısınız? Evet evet yani çok gerçekten çok kaliteli bir katkı. Biz bu şansı nasıl elde edeceğiz o zaman? Valla hocaları bir araya bir kendimiz yaratıyoruz. Yani evet. Şöyle bir şey belki buradan yıldızlar da biz... Yıldızlar karması gibi bir şeydi yani. Buradan da biz duyurmuş olalım. Hani bu konuya istekli olan, öğrenmek isteyen varsa odaya taleplerini bildirsinler. Evet. Belki yeterli sayıya ulaştığında odada. Kesinlikle. Gene yani talepleri bildirmekte hani fayda isimleri var. İsimleri hani şeyde unutmuş olmayalım. Mesela Mesut Demirbilek vardı. O da birinci sınıf emniyet müdürüydü. Onu da sorgulama teknikleri üzerinde. Kadro çok iyiymiş. Çok iyi bir kadroydu. Tabii bir daha hani şöyle de bir yönlendirme yapamıyoruz. Bunun tabii ki eğitimini alın ama şu anda bu tarz bir eğitim yok. Maalesef yok.
keşke yapılabilse. Bir farkındalık düzeyinde biz biraz, ben siz de bahsettiniz başlangıçta, İSMO ve TESMER'de eğitmenlik yapıyorum ama biz daha çok mesleki sorunlar üzerinde daha çok eğitimlikler düzenliyoruz ama onun dışında biz bir eğitim gönüllüsüyüz bütün arkadaşlarım. Gelir elde etmeksizin biz bu işlerle yıllardır uğraşıyoruz. Mesleğe katkı, ülkeye katkı, hep böyle baktık. Hile ve suistimal denetimiyle alakalı da, eğitimiyle alakalı da bazen ilçelerdeki arkadaşlarımız diyor ki ya biz program dışı bir şey yapalım. Gelir anlatır mısınız? Gidiyoruz. Oralarda bazı farkındalık eğitimleri de yaptık bugüne kadar. Elimizden geldiği kadar da destek oluyoruz. Ama şu an eğitim anlamında, çünkü ben her şey hep şuna inanıyorum. Bir iş yapacaksanız onun eğitimini alacaksınız. Mutlaka. Yani o altyapı, akademik altyapı mutlaka oluşmak zorunda. Ama maalesef şu an çok mümkün değil. O zaman şu anda Necat Hoca'nın kitabını okuyarak başlayacaklar diye. Evet. Merak etmek. Necat Hoca'nın kitabı çok önemli bir ayrıntı. Bununla ilgili ciddi bu arada yazılmış tezler var. Hile ve suistimal denetimi. Uluslararası çalışmalar var. Hı-hı. Uluslararası çalışmalar okulabilir. Yeni nesilde biraz ciddi bir İngilizce altyapısı var. Bizde maalesef o eksikti. Özellikle yabancı ciddi raporlar var bununla alakalı. Ama her işin başı şu, kaynak. Yani her işin kaynağı, ben şöyle bakıyorum, merak. Merak. Şimdi biz bazen, bizim şu an bizim iş yerimizdeyiz biliyorsunuz. Arkadaşlarımız bazen işte çalışma ortamında mesela geliyor, sosyal güvenlikle ilgili bir soru soruyor. Geçen karşılaştığımız bir şey. Bunu yanlış anlaşılmasın, ukalalık için söylemiyorum. Bir cevap verdim. Sonra başka bir arkadaşımız vergiyle ilgili bir şey sordu. Ona da cevap verdim. Sonra döndü bir arkadaşımız dedi ki ya bu kadar bilgiyi nasıl tutuyorsunuz aklınızda falan dedi. Dedim ki ya gece hiçbir de yatağınızdan kalkıp ya ben bugün müşterime şöyle bir cevap vermiştim. Acaba hatalı bir bilgi olabilir mi? Bunu bir, bir saat, iki saat bilgisayarda bir bakayım diye merak ettiğiniz oldu mu olmadı? Merak edeceksiniz ilk önce. Yani bunun ilk başlangıcı merak. Sonra emek. Uğraşacaksınız. Başka çare yok. Ve iyi olmaya çalışacaksınız. Bilen olmaya çalışacaksınız. O konuyu en iyi bilmeye çalışacaksınız. Bana dediğim gibi yani özellikle İSMO Akademi bünyesinde katılmış Necat Hoca'nın başında olduğu o grubun bana kattığı en önemli şey bence o işe emek vermek, emek harcamak, bildiğini aktarmak özellikle. Peki son olarak Yavuz Hocam'ın beslendiği kaynaklar açısından bize ilk beşini sayacak olursa, kitap olabilir, internet sitesi olabilir, sürekli takip ettiğiniz bir yayın olabilir. Ne söylersiniz Yavuz Hocam? Ya şöyle, tabii mesleğimizle ilgili mecburen, hani biz biraz da eğitmen kimliğimizden dolayı sadece hile ve suistimal açısından söylemeyeyim ama. Genel olarak. Evet, ben genel olarak bir defa mutlaka kanunları okuyorum, özümsemeye gayret ediyorum, bunları takip ediyorum. Özellikle makaleleri mutlaka takip ediyorum. İşte ya bazı kişiler vardır, sizde ufuk açar, başka türlü bakarlar. İşte hani kişisel reklama girer girmez o önemli değil ama başımızın tacıdır. Bumin Hoca'yı mesela mutlaka okurum yani, Bumin Doğru Sözü. O başka türlü bakar çünkü. Hani bir söz vardır ya böyle, herkes şarkı söyler de Zeki Müren başka söyler, Bumin Hoca başka bakar diyebilirim. Veysi Hoca başka bakar başka. Mesela. Onu okurum. Onun dışında yargı kararları çok önemlidir mesela. Yani ben çok enteresan, kendimle alakalı bir vergi davası söz konusu olmuştu 2000 yılında. Bunu açacak avukat bulamadım. Uğraştım bulamadım. Sonra bir avukat dedi ki bunu en iyi muhasebeciler bilir dedi. Lan muhasebeciler bilirse o zaman ben bilmeliyim diye düşündüm. Bütün Danıştay kararlarını okudum. Günlerce ve kendi davamı kendim açtım ve kazandım o davayı. O bana meslek hayatımda acayip bir dönüşüm sağladı. O süreçten sonra özellikle davalarda destek alarak ama bütün o mükelleflere ilişkin vergi davalarının altyapılarını kendim oluşturdum. Bu mesela benim için bir şey olmuş oldu. Motivasyon kaynağı da olmuş size. Evet, motivasyon kaynağı da oldu. Birçok davayı da kazındık. Vergi dairesinin nerede davayı, nasıl hatalar yaptığını, nasıl eksikler yaptığını gördük. Elimizin nerede güçlü olduğunu, nerede zayıf olduğunu gördük. Biz çünkü her halükarda biraz ortada durmakla birlikte aslında mükellef tarafındayız. Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Hani biz tarafsızız diyemiyoruz. Biz birazcık mükellef tarafındayız. Tabii ki şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz her zaman. Adaleti ortaya koymaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama hani parayı buradan alıyoruz. Dürüst olmak lazım ve onu korumak zorundayız yani.
O zaman Yavuz Hocam merak ediyor. Sorunların da üzerine gidip tecrübe ediyor. Evet. Bu şekilde öğreniyor. Valla emekleriniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Hem eğitmenlik dönemlerinde sizden eğitimler de aldık. Teşekkür ederim. Çeşitli ilçelerde sunmuş olduğunuz eğitimlere de geldim. Çok da keyifliydi. Çok faydalıydı. Çok teşekkür ederim. Ben orada sözünüzü kestim ama şu eğitimlerle ilgili de ben de meslektaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bugüne kadar herhalde 300'e yaklaşmıştır verdiğim seminer. 40-45 civarında şehre gittim. Ayrı şehre gittim. Bazılarına birden fazla gitmişim. Şöyle gözden geçirdiğimde. Her eğitime şöyle başladım bugüne kadar. Ben mali müşavirim. Mesleği yapıyorum. Az önce KDV beyannamesiyle, muhtasar beyannamesiyle uğraşıp buraya geldim. Yani profesyonel eğitmenlik yapmıyorum ama ben bildiğimi anlatmaya, bilmediğimi öğrenmeye geldim. Ben de o salonlardan çok şey öğrendim. Yani meslektaşlarım da bana ciddi katkıları oldu. O yüzden her eleştiriye de açığım, her katkıya da açığım deyip öyle başladım eğitimlere. Hala da öyle devam ettiriyorum. O yüzden de ciddi katkı alıyorum yani. Teşekkürler. Biz de Yavuz Hoca'ya, ben de Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir ve diğer yöneticiler, ayrıca komite üyelerim adına katılım sağladığı için, bilgilerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.